Evet, insanda sindirim kanalında oluşturulan epitel hücreler sindirim kanalında eminimi olayını gerçekleştirirken hangileri gözlenir? Bu soruyu daha önce yine çözmüştüm. Yine kısa bir açıklama yapacağım tekrar. Kolaylaştırmış difüzyon gözlenir, basit difüzyon gözlenir, aktif taşıma gözlenir, endositoz gözlenmez sindirim kanalında. Bununla ilgili şu şekilde var. Yani bazı kitaplarda demişler besinlerin eminimi bağırsaktaki kimyasal sindirim tamamlandıktan sonra gerçekleşiyor. Yani zaten bağırsakta sindirimden sonra tamamlandıktan sonra küçük moleküller oluşuyor. Küçük moleküller eğer çok yoğundan az yoğuna ise aktif taşımayla geçer. Eğer az yoğundaysa aktif taşıma. Azdan çoğa geçerken aktif taşıma. Eğer çoksa difüzyonla çoktan aza. Eğer yine bazı moleküllerse taşıyıcı moleküllerle. Yani kolaylaşmış difüzyonuna geçer. Endositoz olayında büyük katı maddelerin geçmesidir. Ama sindirimden sonra bu olmaz. Şu şekilde bakın, LDL reseptörü var. Bu yüzeyde klatrin kaplı çukurlarda bulunur. Adaptin aracıyla LDL'ye bağlandıktan sonra hücre zarından kopup hücre içerisinde klatrin kaplı veziküllere dönüşürler. Böylece hücre yüzeyine bağlanmış olan LDL endositoz yoluyla hücre içerisine alınmış olur. Yani LDL hücreyi endositoz olayıyla alınmış oluyor. Bağlandıklarında hücre zarından kopup hücre içerisine klatrin kaplı. Bu biraz ince, yani biyolojinin ince hali. Besin yoluyla alınan trigliseritler şilomikronlar tarafından, şilomikron yağ, kalp ve kalp kas dokularına taşınırlar. Trigliseritler yani yağların yapı taşı neydi? 3 yağ asidi artı işte trigliserit oluşumunda gliserol eşittir trigliseritler deniyordu. Bu dokuların kılcal damarlarda bulunan lipoprotein lipaz tarafından karşı, yani lipoprotein lipaz az da bitiyor bakın, zaten aktif bir enzim. Bunlar tarafından dokuların kılcal damarlarında bulunan lipoprotein lipaz tarafından trigliseritler şilomikronlar tarafından taşınıyor. Orada da bu enzim tarafından lipaz enzimi, lipoprotein lipaz enzimi sayesinde parçalanıyor. Ortaya çıkan yağ asitleri de bu dokular tarafından eminir. Gliserol ise 3 yağ asitlerde gliserol formülümüz kana karışır. Sonunda da karaciğer ve böbrekler tarafından alınıp dehidroksiaseton fosfata dönüştürülürler. Evet, burada da bakın kan damar sindirim sonucunda köprücük kaldı toplar damarından kana karışan ağız ve mide, bağırsak ve kalın bağırsaklarda eminim gerçekleşir. Ağızda başlıyor mesela, şekerleri emmeye başlıyoruz. Mide, ince bağırsak, kalın bağırsakta eminim gerçekleşir. Eminim büyük çoğunluğu ince bağırsakta gerçekleşir. Evet, büyük çoğunluğu ince bağırsak. Ağızda iyonlar, alkol, nikotin ve benzeri eminime gerçekleşir. Nikotin bağımlılığı da var. Sigarada nikotin biliyorsunuz. Midede su, alkol ve bazı minerallerin emini gerçekleşir. Su, alkol ve bazı alkol direkt bakın mideden emiliyor. Kalın bağırsakta su, mineral, K ve B vitaminlerin eminimi gerçekleştirir. Evet, B, K vitaminleri, su ve mineraller son eminim orada oluyor. İnce bağırsaktan emilen sorumuzda bu şekildeydi. Yağ asitleri ve gliserol eminimden sonra epitel hücrelerini birleştirerek yani kılcal damarlarındaki epitel hücrelerinde birleşerek yağ dönüştürülür. Yağların etrafı da kolesterol ve özel proteinlerle sarılır. Şilomikronlar oluşur. Yağların etrafında kolesterol ve özel proteinlerle sarılıp şilomikronlar oluşturur. Yağlar suda çözünmez. Ancak şilomikronlar suda çözünebilir. Şilomikronun özelliği neymiş? Suda çözünmesi. İki farklı yoldan kan kılcalları, lenf kılcalları eminen besinler iki defa sağ kulakçık da bir araya gelirler. Video beğenmeyi unutmayın.